Toplu iş sözleşmesi süreci Ağustos ayı başında başladı ama Bugün ayın 28'i hala sonuçlanmış değil. Ne oldu hatırlatalım? Hükümetin teklifini sendikalar yeterli bulmadı. E bu süreç nasıl oluyor? Üç kez hükümet teklif getiriyor. O üç teklifte kabul edilmezse e, hakem kuruluna gidiyor iş. Şu an işte o aşamadayız. Hakem kurulu karar verecek ve hakem kurulu dün ikinci toplantısını yaptı. Yine bir karar çıkmadı. Bugün yeniden toplanacak ve şunu hatırlatalım: Hakem kurulunun kararı kesin itiraza kapalı. Kamu işveren heyetiyle yetkili konfederasyon memur sen toplu sözleşmede anlaşamadı. 2024 ve 2025'teki zam oranı için kamu görevlileri hakem kurulu süreci başladı. Kurul ikinci toplantısını gerçekleştirdi. İki saatlik toplantıda taraflar bir kez daha tekliflerini sundu. Memur ve memur emeklisinin 2 yıllık zam oranında gözler kamu görevleri hakem kurulunda. Kurulun vereceği karar kesin olacak ve karara itiraz da edilemeyecek. Toplantıya Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlık etti. Akademisyenler, memur sen, kamu sen ve KESK temsilcilerinden oluşan 11 üyenin tamamı da toplantıda yer aldı. NTV'nin aktardığı habere göre toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Toplantıda taraflar dinlendi. Önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ardından memur yetkilileri zam oranına ilişkin kendi bakış açılarını ortaya koydu. Heyet pazartesi 3. toplantısını yapacak. Kamu işveren heyeti 14 Ağustos'taki ilk teklifinde 2024 için ilk 6 ayda %14, ikinci 6 ayda %9... 2025'in ilk 6 ayında %6 ve ikinci 6 ayında %5 zam teklif etmiş. 17 Ağustos'ta ise teklifini 2024'ün ilk 6 ayında %15, ikinci 6 ayında %10, 2025'in ilk 6 ayında %6 ve ikinci 6 ayında %5 şeklinde revize etmişti. Bir yabancı platform bir araştırma yaptı. Dünyada hangi şehirde kod fiyatları ne kadar arttı diye baktı. 150 kente bakıldı ve 150 kent arasında konut fiyatlarının en çok arttığı 3 şehirde bizden. İlk sırada başkenti Ankara var %133 artışla. Başkenti İzmir ve İstanbul takip ediyor. 150 şehir kıyaslandığı ilk üçte Ankara, İzmir ve İstanbul var. Uluslararası emlak danışmanlığı firması Knight Frank 56 ülkeyi inceledi. Küresel konut fiyat endeksine göre konut fiyatlarının en çok arttığı ülke Türkiye. 2023'ün ilk çeyreğindeki artış bir önceki yılın aynı dönemine göre %132. İkinci sırada 18 ile Kuzey Makedonya, üçüncü sırada %17 ile Hırvatistan geliyor. Hırvatistan'ı %16 artışla Macaristan, %15 ile Litvanya takip etti. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki artış oranı %0,7. Bazı ülkelerde ise konut fiyatları düşüşte. Almanya'da fiyatlar %1 gerilerken bu oran Britanya'da %3, İsveç'te %8 oldu. 150 şehirdeki fiyat değişimleri de incelendi. Listenin başında Türkiye'deki 3 şehir var. %135 artışla Ankara ilk sırada yer alıyor. Başkenti %133 ile İzmir, %127 oranla İstanbul takip ediyor. 150 şehir içinde konut fiyatlarının en az arttığı şehirse Roma. Oran %06. Konut fiyatlarında durum bu ama kiralardaki durumu da gayet iyi biliyoruz. Öyle ki artık kiracı ev sahibi gırtlak gırtlağa geldi. E, dava dosyaları yığıldıkça yığılıyor adliyelerde ve bir ara buluculuk formülü devreye sokuluyor. 1 Eylül itibariyle e, kira uzlaşmazlıkları öncelikle ara bulucuya gidecek. Orada çözülecek mi çözülmeyecek mi ilk buna bakılacak. Şimdi biz e, kiracı ve ev sahibi arasındaki anlaşmazlıklarla ilgili ara buluculuk devreye giriyor diyoruz ağırlıklı olarak ama sadece kira meselelerine bakmayacak ara bulucu. Otomotiv, tarla, eşya hatta kiralık gelinlik meselelerindeki anlaşmazlıklar da yine ara bulucuya gidecek. Hayır kavga etmesin işte ara buluculuklar gelsin otursun anlaşsın. Arabuluculuk dönemi başlıyor. Kira denilince ilk haklar ev kirası, iş yeri kirası geliyor ama kanun ev kirası ve iş yeri kirası ile kıyaslamıyor. Kira anlaşmazlıklarında dava açmadan önce ara buluculuk yöntemine başvurulacak. Düzenleme 1 Eylül'de yürürlüğe girecek. Bütün kira uyuşmazlıkları şu anda bu ihtilafa giriyor. Sadece ev ve iş yerleri değil, araba, tarla, eşya hatta kiralık gelinlik anlaşmazlıklarında bile ara bulucuya başvurmak zorunlu hale getirildi. Bunun tek istisnası... Ee, icra takibi yapıldığında e, kiracıya karşı e, kira borcu veya tahliye takip dair bir icra takibi yapılıp bunun davası itirazın kaldırılması yolunda icra mahkemesine görülürse bir tek o zaman ara buluculuk zorunlu değil. Mal sahibi kiracı anlaşmazlıkları adliyelerin en önemli iş yüklerinden biri haline geldi. İzmir'de 2021'de bir sulh hukuk mahkemesinin iş yükü 1000 dosyaydı. Dosya sayısı 2022'de 2500. 2023'te 3000'e çıktı. Mal sahiplerinin eyvah ara buluculuk geliyor diye endişelenmelerin gerekten bir durum yok esasında. Bu 3 yıl sonunda elde edeceği menfaati belki orada bir aylık bir müzakere elde edebilir. Mahkemede açılan bir dava 6 ayda da bitebilir, 5 yılda da. Süre uzun. Ara buluculukta ise 4 haftada sonuçlanıyor. 4 haftada anlaşma sağlanamaması halinde dava yoluna gidilebiliyor. Tabii her ne olursa olsun süreç dört haftayla sınırlı. Ancak çok istisnai durumlarda eğer ciddi bir anlaşma potansiyeli varsa ve zorunlu bir durum varsa e, taraflar o sırada o dört haftada o süreci bitirebilirler. Yeni bir dosya açıp o dosyada da anlaşabilirler. Günlerden 28 Ağustos pazartesi. Yeni bir sabah yeni bir de haftaya başlıyoruz beraber. Ama e, hafta sonu. Hiç hafta içini aratmayacak bir siyasi gündemle geçti. Şimdi birazdan hepsini anlatacağım ben size. Eğer hafta sonu hiçbir şeye bakmadım diyorsanız hepsinden haberdar olacaksınız. Siyaset gündemi hareketliydi. Bu haftada yine gündemi siyaset şekillendirecek gibi gözüküyor. Zaten böyle bir yaz geçirmeye de alıştık. Hiç daha önce geçirdiğimiz yazlara benzemedi bu yaz. Önü sandıktı, arkası sandık olacak. Hiçbirimizin siyaset havasından çıkmasına izin vermedi. Bu arada şu hatırlatmayı de yapayım zaten halk TV ekranlarında bir süredir tanıtımları da görüyorsunuz. Bu kuşağın sahibi İsmail Küçükkaya da haftaya Pazartesi karşınızda olacak. Yani bu hafta beraber geçireceğimiz son hafta olacak. Yeni bir sabahta e sonrasına sonra bakar konuşuruz. Şimdi ne var gündemde ne yok? Siyasetle geçen bir hafta sonu dedim. Niye dedim? Uzun zamandır İyi Parti lideri Meral Akşener'in yapacağı konuşma bekleniyordu. Tarih konmuştu. 26 Ağustos'ta Afyon'da bir konuşma yapacak dendi. Hatta İyi Parti sözcüsü Kürşat Zordu dedi ki öyle bir konuşma olacak ki bu Türk siyasi tarihinde yeni bir dönemin başlangıcı olacak. İddialı bir açıklamaydı, beklentiyi yükseltti. E, ve yerel seçimde e Parti'nin yola nasıl devam edeceğini açıklayacağı bekleniyordu. Hakikaten de öyle oldu. Akşener cumartesi günü o beklenen konuşmayı yaptı. Başarısızlık için özür diledi öncelikle. 14 ve 28 Mayıs'tan çıkan sonuçlar için özür diledi ve tüm partilere yerel seçime tek tek girme çağrısı yaptı. Yani e bizim gördüğümüz bildiğimiz ittifak olmayacak o millet ittifakı. Yerel seçime bu kez ayrı ayrı girecek gibi gözüküyor. Hem CHP yüklendi, hem Mansur Yavaş'la Ekrem İmamoğlu'na yüklendi. Ateşten gömlek giymemekle suçladı bu iki ismi. Dedi ki bu iki arkadaşımızın milletimizin bu tarihi çağrısına kulak vereceklerini düşündüm ama maalesef yanıldım. Bunun için de ayrıca özür diledi. Tepkiler, yansımalar var. Onların hepsine bakarız ama ee, dün akşam bu ekranda halk TV ekranında söylenen bir cümle bambaşka bir yere taşıdı aslında Akşener'in yaptığı açıklamayı. İyi Parti kalkınma politikaları başkanı ve İzmir milletvekili Ümit Özdağ'le e, dedi ki, Ekrem Bey ve Mansur Bey artık CHP'nin belediye başkanlarıdır. Artık bizim cumhurbaşkanı adayımız değildir. Şimdi ne olacak? CHP'nin başkanlarıdır. Ne demek? Bundan sonra İyi Parti tamam ayrı adaylar çıkaralım dedi ama İstanbul ve Ankara'da dahil mi? Ne olacak ne bitecek bu sorularla bu hafta siyasette yolumuzu bulacağız gibi gözüküyor. Sonra geçelim hafta sonu bir diğer önemli gelişmeye HDP'de olan üstü kurultay kongre vardı e çünkü biliyorsunuz bir kapatma davası süreci devam ediyor HDP hakkında bu nedenle son seçime de zaten bu riski hesaplayarak yeşil sol parti listelerinden girdi HDP'li isimler olan e olağanüstü kongrede parti meclisi üst yönetim belirlendi ve eş genel başkanlar ki zaten Pervin Buldan'la Mithat Sancar bunun olacağını söylemişlerdi görevi bırakacaklarını. Yeni eş genel başkanlar Sultan Özcan ve Cahit Kırkazak oldu. Onlar artık HDP'nin yeni eş genel başkanları. Pervin Buldan son kez konuştu eş genel başkan olarak. Son seçimde aldığımız o hiçbirimizin kabul edeceği bir oy değildir, yeterli değildir, eksiktir, azdır dedi.